Değerli arkadaşlarım, mevzuatlarımıza göre Türkiye Futbol Federasyonu özerk, diğer federasyonlar bağımsızdır. Genel kurullarda federasyonların en üst kuruludur. Hal böyleyken Spor Genel Müdür Yardımcısı imzasıyla 5 Kasım'da bir genelge gönderiliyor ve spor genel kurulları erteleniyor. Süresi biten başkan ve yönetimler süre uzatımı alıyor. Aslında bir kişi talimatla genel kurulları yok sayıyor. Bu tek adamcılığa sporda da getirmeye çalıştığınızın ispatı. Spor kulüpleri yasası diye bir taslak Kulüpler Birliği'ne ve spor kulüplerine gönderilmiş. Bu 66 madde taslak tam bir dehşet vesikası. Neler var bu taslakta? Türkiye Futbol Federasyonu özerkliği bitiriliyor. Mal varlığına ve yetkilerine el konuluyor. Şike ve teşvik yasallaşıyor. Paralel federasyonlar geliyor. Bakın madde 9. Deniyor ki spor kulüplerinin faaliyet gösterdiği spor dallarından biri veya birkaçı bir bütün olarak başka bir spor kulübüne katılabilir. Yanlış duymadınız. Sezon ortası rakip takımı satın alıyorsunuz. Yani ligden bir takım eksiliyor. Ya siz bu aklı nereden alıyorsunuz? Madde 13, paralel federasyon yasası. 15 kulüp bir araya gelerek federasyon devam ederken ayrı bir çatı oluşturuyor, ayrı bir federasyon oluşturuyorlar. Şampiyonluk, kümede kalma, milyonlarca taraftar, bahis şirketleri, artık hesap edin olacakları, ne diyor? Kaynak ve güçlerini birleştirerek, yani açıkça şike yapabilirsiniz diyor. Siz aklınızı mı yitirdiniz? Bu maddeyle kurulması planlanan bu federasyonlar resmen paralel federasyondur. Bakana sınırsız yetkiler tanınıyor, adeta kasapoğlu kesiyor, asıyor. Bakan federasyon genel kurulunu iptal edebiliyor, federasyon yönetimini görevden alabiliyor. Tahkim kurulu, federasyon genel sekreterini ve il temsilcilerini bakan atıyor. Futbol federasyonunun mal varlığına el koyabiliyor. Bakın burada bir madde 48 var, sportif değerlendirme kurulu. Bu kurulda 7 kişi var, 7 mucize insan. 65 farklı federasyonun kuralları farklı, başarı ölçütleri farklı. 65 federasyonun her şeyini anlayabiliyor, başarısını ölçebiliyor. Fakat dikkat edin, bunlar spor adamı olmak zorunda değil. Yani bakkal, kasap da olabilir. Bu mucize 7 insan. Sporda kölelik düzeni, bu artık şike, teşvik, iltimas yasal zemine kavuşuyor. Bunu yapabilirseniz heykelinizi dikerler. Ama emin olun, iyi şekilde anmak için değil, sabah akşam gelip size beddua etmek için. Bu taslağa kulüpler ses çıkaramıyor korkudan. Peki Türkiye Futbol Federasyonu resmen katlediliyor. Tüm yetkileri özellikle elinden alınıyor. Mallarına el konuluyor. Ama Türkiye Futbol Federasyonu susuyor. Neden? Türkiye Futbol Federasyonu hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Baykan aynı zamanda Spor Bakanlığı'nın spor genel müdürü. Bir koltukta iki karpuz, yani iki tarafta da var. Aslında Türkiye Futbol Federasyonu işten fethedilmiş. Yani oradaki konum itibariyle. Sayın Erdoğan'ın, değerli AK Parti milletvekilleri rahat olun, benim sözlerim bu tarafa. Çünkü Sayın Erdoğan'a ve sizin bu taslaktan haberiniz yok. Yani bütün işler Erdoğan'ın arkasından çevriliyor ve Sayın Erdoğan bu sürecin sonunda yine aldatılan olmaya mahkum. Ocak 2019'da kamu bankaları üzerinden spor kulüplerinin borçlarını yapılandırıp para aktardınız. Kulüplere gitse yanmayacağım, Aktif Banka ve Deniz Banka kamu bankalarının üzerinden para aktarmak için kulüpleri kullandınız. Şimdi bu hem de teminat istemeden yapılan bu aktarımları nasıl geriye tahsil edeceksiniz? Devletin birçok kurumunda çürümüşlük var. Sporda adam kayırma, akçeli işler, mevzuata aykırı pratikler o kadar çok ki. Tam burada soruyorum. Bugün itibariyle adli ve idari ceza alan federasyon yöneticileri var mı? Görevlerine nasıl devam ediyorlar? Ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde eden sporculardan, sonradan dopingli oldukları anlaşılan sporculardan verilen ödüller geri alındı mı? İlgili federasyon başkanı hakkında da soruşturma yapıldı mı? Çünkü elimde bunlar var, bunları istiyorum sizden. Yasa dışı bahis, bu ülkenin en büyük sorunlarından birisi. Devlet ve kulüpler muazzam gelir kaybediyor. Ayrıca bu kayıt dışı paranın uyuşturucu ve teröre kaynak olduğuna dair bilgiler var. Geçen söyledim, altın işletmeleri FETÖ terör örgütünün kaynaklarından biriydi. Bu kayıt dışı bahisten de FETÖ'nün beslenene dair iddialar var. Her kurumdan FETÖ'cü çıktı. Mesela merak ediyorum, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü'ne hiç FETÖ için FETÖ'dan dolayı ihraç edilen oldu mu acaba? Neden yapmıyorsunuz? Mesela mevzuat değişikliği vesaire yapıp
daha cazip hale getirip milleti yasa dışı bahisten yasal bahise doğru neden yönlendirmiyorsunuz? Mesela 6 acente var, neden daha fazla ruhsat vermiyorsunuz? Buyurunuz. Sayın Bakan, önce Spor Toto Genel Müdürü, arkasından bakan, tam 8 yıldır bu işin içerisinde ve başındasınız. Aklıma iki seçenek geliyor. Ya bu işte yandaşla nemalananlar var, ses çıkarmıyorsunuz, ya da bu işi beceremiyorsunuz. Başka bir seçenek aklıma gelmiyor. Çünkü istenirse bir gecede çözülür, az paradan bahsetmiyorum. Yıllık 100-150 milyar para ve 16 yılda tam 1 trilyon devletin parasından bahsediyorum. Bakın değerli AK Parti vekili arkadaşlarım. Şimdi Aysu kardeşim biraz önce bir istifadan bahsetti. Eğer bu tarafta olanları Sayın Erdoğan bilsin, emin olun istifaya gerek kalmaz. Bir dakika bu bakan görevde kalamaz. Sayıştay raporunda Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü'nün 6 milyar lira reklam geliri harcadığı söyleniyor. Bu kurumdan bazıları da eğitim kurumları. Yani siz bu eğitim kurumlarında çocuk ve gençlere bahis ve şans oyunları reklam mı yapıyorsunuz? Anayasamızın 45 ve 58. maddelerine rağmen en iyisi sporun yakasından elinizi çekin. Milleti rahatlayıp huzur bulduğu tek yeri de finans ve iltimas oyunlarına alet etmeyin. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum.